Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bıyıklı. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evet, o kadar paftayı çektikten sonra tabii ki de bir anda bilgisayarım kendisini kapattı ve sıkıntıya soktu. Fakat bu bölümde arkadaşlar sizlerle şu planları ve render'ımı tekrardan nasıl aldım sizlere bundan bahsedeceğim. İlk olarak tabii görünüşlerden gidiyoruz. Şöyle yeni bir pafta düzeni açtım. Ve bunun için buradaki katmanlar arkadaşlar, sağ tıklıyorum, katmanları çoğalt, pafta 1 ve okey diyorum. Şöyle tekrardan buraya çoğaltıyorum. Evet, burada yaptığım küçük şeylerden bahsedeyim kısacası. Şimdi tabii ilk video olarak bunların nasıl oluşturulduğunu göstermiştim. Burada şöyle bir şey daha ekledim arkadaşlar. Bir insan silüeti ekledim. Bu insan silüetleriyle beraber işte her birine normalde şöyle efekti bir kaldırayım tekrardan. Efekt kısmına istiyorsanız renkli olduğu için çift tıklıyorum. Önce bir renk kapladım siyah olarak. Daha sonra 2 pikselde şöyle kontur verdim ve kendisini küçültüp daha sonra ekranıma yerleştirmiş oldum. Tabii arka plan içinde şöyle göstereyim tekrardan. İşte yeni bir katman açtım. Brush'ıma geldim. İşte brush'ıma sağ tıkladım. Şöyle 134, evet 134 numaralı pikselde şöyle bir çim brush'ımı aldım. Daha sonra arkadaşlar bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz olmak üzere, şöyle arka planda beyaz olmak üzere iki farklı renk tanımladım ve bunları da arka planda bunları boyadım arkadaşlar. Herhangi bir şey olmadan şöyle sadece boyadım işte. Aynı şekilde siz de boyayabilirsiniz. Bunun için fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi sırada arkadaşlar yapımın planları var ve bu planları nasıl yapacağım? Tabii bunun için arkadaşlar planları daha önceden hazırlamıştım. Sağ üst köşedeki video sekmesine giderek bunları kısa yoldan yapabilirsiniz. Yani şu şekilde bir plan şeyi oluşturdum. Ben hemen bu planları alıyorum tabii arkadaşlar. Oluşturduğum bu planları tabii ham olarak oluşturdum ve bunları tekrardan değiştireceğim. Şurada plan deneme olarak şey yapmıştım. Ve bunun tabii ki de şeylerini size göndereceğim arkadaşlar. Videosunu size göndereceğim. Buradaki tüm katmanlarımı seçiyorum. Hatta şu arkadaki katman hariç. Katman oluşturdum. Planımı oluşturdum. Fazla zaman kaybetmemek adına planıma atıyorum arkadaşlar şu şekilde. Planımı arkadaşlar küçültüyorum. Planıma gelecek şekilde şöyle. Evet, küçülttükten sonra bununla birlikte şu arka taraflarını sileceğim arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle şöyle bir arka taraflarını bir sileyim. Şurayı sileyim. Daha sonra bir de şurayı sileceğim. Evet, şöyle seçimi kaldır. İkinci şu yazıları siliyorum ikinci kez. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bunları bu şekilde oluşturduk. Tabii ben burada arka planı şu gri modunda, yani renderım ile aynı modda getirdim aslında. Bunu da şöyle yaptım. Tabii burada seçilmiş olduğum tüm grupları alıyorum. Bakın, zemin kat planını falan yapmış oldum. Tabii şu ismi siliyorum. Sadece ismi siliyorum. Tüm katmanları seçiyorum. Bakın, tüm katmanları getirip şuradaki grup sekmesinin üzerine bırakıyorum ve grup şeklinde oluşturuluyor. Tabii bunu içinde tekrardan düzenleyeceğim. Fakat şöyle arka planı için bir renk örneklemesi yapacağım. Bakın, şuradaki devam eden süreçte şunu arka plan olarak getiriyorum. Daha sonra bunu arka tarafa atacağım. Kesitlerimin de arkasına. Şöyle biraz arkaya gidelim. Evet. Şuraya atmış oldum. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Hatta bunu birazcık daha açabileceğimizi falan söylemiştim burada. Tabii burasındaki renk birazcık daha açık olacağı için ben şu rengi çift tıklıyorum. Renk kaplama modülüne geçiyorum. Bakın, şuradaki rengi tıklıyorum. Bunun birazcık daha açığını seçeceğim. Şöyle. Tabii modelimle aynı renkte olması gerekiyor. Bu yüzden şöyle birazcık daha kapatabilirim. Yani şu mu, şu mu, yoksa şu mu? Bunun üzerinde birkaç kere tıkladım. Fakat şu açık olanı seçtim arkadaşlar. Ve tamam diyorum. Bunu bu şekilde hallediyoruz. Ve şurayı da bir kapatalım. Evet, daha sonra tabii ki de planıma geçtim. Bunu birazcık düzelttim şöyle arkadaşlar. Planıma göre birazcık daha düz olmasını istiyorum. Ve her zaman kuzey oku yukarıyı gösterecek. Bunun için bir şey diyemeyeceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar şu grup içerisindeki dağılıma. Yani proje içerisinde neler var, neler yok. Bunları bir görelim. Evet, yazı katmanı burada hazır etmiş olduğumuz. Şunları renk kaplattırıp tekrardan beyaz kısma getirebilirim.
Şöyle. Daha sonra tefrişler katmanım vardı şöyle. Bunları renkledim, indirmiştim. Çift tıklıyorum. Renk kaplama moduna geçiyorum tekrardan. Bunları beyaz moda geçireceğim. Evet, daha sonra duvar katmanım olacak arkadaşlar. Duvarlarımı yapmış olduğum. Bakın işte alan içi şunları nasıl yaptım. Daha sonra alçak seviye. Bunların hepsini birleştirmem gerekecek. Şöyle duvar kısmına geçiyorum. Tabii gördüğümüz resimde duvarımız renk kaplama moduna geçireceğim. Ve siyah olarak seçiyorum arkadaşlar burayı. Bu şekilde bir siyah olarak seçeceğim. Daha sonra bakıyorum tekrardan herhangi bir şey vermiş miyim? Hayır. Evet, buradaki açıklama moduna geçeceğim tekrardan. Bakın arka taraflarını beyaz yapmışım. Yani şu katman içerisindeki gruplara tekrardan geçiş yapıyorum. İstiyorsanız arkadaşlar şunu yazı katmanı diyelim. Şöyle tefrişler dedik. Daha sonra şu arka plandaki şeyler, bu kuzey okuymuş. Bunlar işte arka tarafta yapmış olduğumuz beyaz ya da siyah kaplamalar. Bunları renk kaplama moduna geçireceğim arkadaşlar. Şöyle renk kaplama moduna geçiriyorum. İstiyorsam opaklığını %100 yapıp tamamen beyaz yapabilirim. Bunun için herhangi bir sorunum yok arkadaşlar. Şöyle işte arka planı şuraya bakıyoruz. Bakın şu içerideki şeyler arttık. Bu şekilde yaptığımıza göre şimdi sırada arkadaşlar buna gölge vermede. Hemen gölge katmanımı oluşturuyorum kendisine. Daha sonra şu köşeden başlayaraktan artık arkadaşlar yapıma gölge veriyorum. Evet, şöyle bir gölge tarafı gelsin. Evet, bu alanı birleştirip daha sonra buna gölge vereceğim. Şöyle sipsiyah bir katmanı üzerine yerleştireceğim. Tabii buradaki amacım şöyle olacak. İşte karışım seçeneklerine bir bakalım. Karışım seçeneklerine eğer düzgün bir şey varsa karışım seçeneklerinden gideceğim. Yoksa arkadaşlar eski yaptığımız üzerine tekrardan aynı şeyleri yapabiliriz. Evet, karışım seçeneklerinde bir şey yok. Normal. Sadece opaklığını birazcık daha düşüreceğim. Şöyle %25 olarak düşsün. Gayet güzel bir bence şey. Evet, gölgelerime tekrardan devam ediyorum. Burada bir saçağım var. Şu saçak alanlarım. Bunun için şöyle tekrardan bir saçağımı vereceğim. Yani tabii bu noktalarda arkadaşlar ne olacak? Bu noktalarda güneş ışıkları belki pafta üzerinde gözükebilir. Bunları da yerleştirebilirsiniz. Evet, temel olarak bir tanesini yapmış olduk. Hemen şu grubumuzun içine bunları şöyle yerleştirelim. Bölgeye doğru almam gerekecek kendilerine. Ve kat planım hazır. Bunun için şöyle bir kaydımı yapacağım masa üstüne. Evet, bunu bir kaydedelim. Daha sonra şimdi pafta denemesini yapmış olduk. Bakın arka planda böyle bir işte gri bir tonlama olacaktı. Birinci pafta denememizi yapmış olduk. Bunun için şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi planımızı yapmış olduk. Planımızı yapmamızın dışında şuradaki isimliği şöyle yukarı doğru getiriyorum. Evet, şöyle getireceğim. Daha sonra bunu alıp şöyle grubumun üstüne atıyorum. Şöyle diyeceğim işte kaç tane kat planınız varsa zemin kat planı 1 bölü 200 diyorum. Bakın bunları şöyle getireceğim. Evet, bunu da bağlıyorum. Zemin kat planını şöyle grubumun içine atacağım. Tabii arka plana atmış oluyor şöyle. Tekrardan bir seçelim şu kırmızının yanında. Şurası. Hemen tekrardan bunu yukarı getiriyorum. Katmanımın üstüne. Ve bunlar da yapımla beraber gelmesini istiyorum. Evet. Şimdi bundan tabii ki birkaç tane şey yapacağız. Bakın şu projemin eğikliğini birazcık düzelteceğim. Tekrardan şöyle birazcık düzeltelim. Şöyle olsun. Birazcık aşağıya gidelim. Birazcık da geri şöyle yapayım. Çok düz değil ama en azından alt tarafa doğru bunu projenizi nasıl yaslamak istiyorsanız ona göre düzenlemesini yapın arkadaşlar. Örneğin projemi bu şekilde hazırladım birincisi. İkincisi hemen kopyalayacağım kendisini. Şöyle alt ile yukarı götürüyorum. Kopyalıyorum. Shift ile sıralıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada
planlarımı yerleştirmiş oldum. Burası zemin kat, burası birinci kat diyelim. Şöyle grup birimi hemen değiştirelim. Evet, zemin kat, birinci kat planı 1 bölü 200. Bunu da bu şekilde yerleştirmiş olduk. İki farklı işte zemin katımızı oluşturmuş olduk. Şimdi sırada render'ımız var. Evet, ben render aldım. Fakat sizlere de göstermek amacıyla tekrardan render'ımı açıyorum.